Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 19.sunu çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu cümlede altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şairlerin hemen her şiirinde öznel unsurlara ve derin bir anlatıma yer verdiği görülüyor ifadesinde. Öznel nedir arkadaşlar? Kişiye ait olandır. O yüzden biz buna ne deriz? Kişisel deriz. Derin nedir burada? Derin bir anlatım dediğim, dediğine göre burada arkadaşlar yoğunluktan bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde bakın kişisel ve yoğun ifadelerini kullanmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenler ağır basmaktadır demiş. Bir yanımız Kuleli, öbür yanımız Vaniköy korulu. Yamaçta bir apartman. Yanında yöresinde başka ev, apartman yok. Hafif bir yokuşun sonunda tepede tek başına 18 daireli iki bölümlü bir apartman. Salon dediğimiz ön oda sanki kaptan köşkü. Karşımızda köprü, ta uzakta Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı Sarayı, önde Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy kıyıları ve Boğaz. Buralarda yaşanmadan bilinmesi, algılanması olanaksız bir başka deniz bu ifadelerinde. Ne yapmış arkadaşlar bize? Bakın birincisi betimleme yapıyor. İkincisi de değerli arkadaşlar bir apartmanla ilgili bilgiler veriyor. Daha sonra da diğer bulunduğu yerle ilgili, gözlemlediği yerle ilgili bilgiler veriyor. Dolayısıyla burada hem betimleme hem de açıklama vardır diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda açıklama öyküleme demiş öykülemenin olması için bir olayın olması lazım. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Betimleme açıklama. Evet aradığımız cevap da buydu arkadaşlar. Hem betimleme var hem de açıklama var. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yazarın kendi görüşlerini içermemektedir? Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Nesnel olanı soruyor. Buna bakmış olmamız gerekir. Bizde edebiyat tarihi kitapların taşıdığı isimde kalmaktadır. Bakın kişisel bir yorum var, o yüzden burası arkadaşlar özneldir. Bunu elemiş olduk. Gerçek anlamda edebiyat tarihine ise maalesef birkaç dönemin dışında rastladığımızı söyleyemeyiz ifadesinde. Maalesef ifadesi kişiseldir arkadaşlar. Bu da özneldir. O yüzden biz iki elemiş olduk. Sadece eser adlarını ve yazarlarını vermek bir esere edebiyat tarihi kitabı yapmaya yetmez ifadesinde ise. Bu da kişisel duygu ve düşüncesini ortaya koyuyor. Kimisi için öyle olabilir, kimisi için de böyle olabilir. O yüzden bu da özneldir. Bunu da elemiş olduk. Bilinmeyenleri söylemeli, farklı sentezler oluşturmalı ve kaynak olabilecek yorumlar içermelidir. Her şeyden önce derken öncelik sırası kişiye göre yine değişebilir. O yüzden bu da özneldir. Bunu da elemiş olduk. Bu anlamda Fuat Köprülü Türk edebiyatının en çok edebiyat tarihi metni yazan ismi olmuştur ifadesinde Fuat Köprülü'nün bu özelliğini kanıtlayabilir miyiz? Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir mi? Evet. Diğer sanatçılarla karşılaştırdığımızda bunu ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 5 numaralı cümle nedir? Nesneldir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde koşula bağlılıktan söz edilebilir demiş. Bakın koşula bağlılık demiş. Ne olur arkadaşlar bu? S şart ekiyle olur. Bakalım insan ilişkilerinde samimiyet ne derece fazla ise güven de o denli yüksek olur. Güvenin yüksek olmasının şartı neymiş arkadaşlar? Samimiyetin fazla olmasıymış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Çünkü bu cümlede bir koşul vardır. İşte arkadaşlar bunu sağlamıştır. Beşinci soru. Servet Fu'nun dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yazar kadrosun Halit Ziya, Mehmet Rav, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet ve Safvet Ziya'nın oluşturduğu Servet Fu'nun romanı Aşk, Ölüm, Kaçış ve Yabancılaşma ana izlekleri üzerine kurulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Bunları anlatır. Sanatçılar da doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Bize yanlış olanı sormuştu. Halit Ziya'nın Aşkı Memnu ve Mehmet Rauf'un Eylül adlı eserleri tür bakımından benzerlik taşır. Evet arkadaşlar tür bakımından ikisi de romandır. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Romanlarda sosyal çevre aile ortamı ile sınırlandırılmış. Bütün olaylar bu aile ortamı içerisinde geçer demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Roman ve öykülerin ana konusu Anadolu'daki insanların yaptıklarının eleştirisi üzerine kurulmuştur. Arkadaşlar romanlar genel itibariyle nerede geçiyor? İstanbul'da geçiyor arkadaşlar öyküler özellikle Halit Ziya Uşaklıgil'de Anadolu'ya yöneliyor. O yüzden burada bilgi yanlışlığı vardır. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Şiirde sembolist ve parnasyenleri örnek alan Servet Funu sanatçıları, romanda Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Concord kardeşler gibi realist ve naturalistleri takip eder. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıdaki açıklamayı örneklendirmez demiş. Bakalım. Gençlerin yanlış eğitilmesi, batı terbiyesinde abartıya kaçış, alafrangalık ve cahillik Türk romanında kısmen veya genel olarak mizahi bir metin haline gelmiştir. Baktığımızda arkadaşlar Efruz Bey buna örnek midir? Örnektir. Hatırlayın kimin eseridir arkadaşlar? Ömer Seyfettin'in eseridir. Burada da arkadaşlar bu konulara değinmiştir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Felatun Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin eseridir değerli arkadaşlar. Bu da özellikle yanlış batıllaşmayı anlatır zaten. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Araba sevdası. Bu da Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Dolayısıyla burada da yine yanlış batıllaşma, miras yedilik, alafrangalık işlenmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şık. Arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseridir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Burada da bu tür konular işlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. İnce Mehmet. Bu da Yaşar Kemal'in eseridir. Peki Yaşar Kemal burada hangi konuyu işlemiştir? Hatırlarsanız arkadaşlar. A. Köylü çekişmesini anlattığı. Özellikle de Dikenli Köyü ağası Abdi Ağa'nın içine yapmış olduğu zulümleri anlattığı bir eserdir. Bundan dolayı yukarıdaki konular işlenmemiştir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiirsel üslubuyla ve geleneksel anlatma biçimlerinden yararlanarak oluşturduğu özgün anlatım tekniğiyle geçmişten günümüze uzanan çizgide meydana gelen daha çok popüler ve tartışmaya açık konular üzerine oturttuğu siyasal içerikli romanları ile dikkat çeken nokta nokta Berci Kristin çöp masallarında yoksulluğu masal ögeleriyle zenginleştirerek sunar. Sevgili Arsız Ölüm romanında fantastik anlatı yöntemini kullanmıştır ifadelerinden. Esere bakacak olursak değerli arkadaşlar, Sevgili Arsız Ölüm kimin eseridir? Latife Tekin'in eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıda verilen romanların hangisinin yukarıda söz edilen yönelimle yazıldığı söylenemez demiş. Modern ve postmodern eğilimlerle roman yazan sanatçıların özellikleri sanat ile gerçek yaşam arasındaki bağları koparmak, kurmacı olayların yanında romanın yazılış serüvenini de romana kabul etmek, okuru eserin içine çekerek kendi yorumunu ve sonucunu kurmaya zorlamak, alışılmışın dışında farklı anlatım teknikleriyle yer vermek olarak sıralanabilir demiş. Arkadaşlar, Kara Kitap kimin eseri? Orhan Pamuk'un eseri. Tutunamayanlar kimin? Oğuz Atay'ın eseri. Sevgili Arsız Ölüm kimin? Demin bir soru daha görmüştük hatırlayın. Latife Tekin'in eseri değerli arkadaşlar. Bir Düğün Gecesi kimin? Bu da Adalet Ağoğlu'nun eseri. Peki Osmancık kimin? Bu da Tarık Buğra'nın eseri. Arkadaşlar şimdi Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Latife Tekin, Adalet Ağoğlu genellikle eserlerini nasıl yazmıştır arkadaşlar? Modern ve postmodern çizgide yazmıştır. Peki Tarık Buğra eserlerini nasıl yazmıştır? Tarık Buğra bireyin iç dünyasını ele alan eserler kaleme almıştır. Dolayısıyla da E seçeneğindeki Osmancık yukarıdaki yönelimle yazılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru bu şiirin üslup ve içerikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir demiş. Nedir benim bu çilem? Hesap bilmem. Muhasebede memurum. En sevdiğim yemek imam bayıldı. Dokunur. Bir kız tanırım çilli. Ben onu severim. O beni sevmez. Mehmet Emin Yurdakul'a ait olduğunu söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul nerede? Milli Edebiyat döneminde. Genel itibariyle şiirlerini nasıl yazıyor arkadaşlar? Hece ölçüsüyle yazıyor ve uyaklı şiirler kalem alıyor. Aynı zamanda milli edebiyat döneminde yazdığı için milli konuları işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu Mehmet Emin Yurdakul olmaz. Peki Necip Fazıl Kısakürek, bu nerede? Öz saf şiir içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Peki öz saf şiirde esas olan unsur nedir? Ölçü ve uyaktır. Doğru mu? ahengi sağlamak amacıyla ölçülü ve uyaklı şiirler yazılmış. Bu da olamaz. Bunu da eledik. Ece Ayhan. Ece Ayhan'ı biz nerede görüyoruz? İkinci yenicilerin içinde görüyoruz arkadaşlar. Peki Ece Ayhan'ı da nasıl şiirler yazıyor? Bu da serbest ölçüyü kullanıyor. O zaman bir bu dursun. Oktay Rıfat Horozcu. Bunu nerede görüyoruz? Bakın bu da birinci yenicilerde. Yani garipçilerin içerisinde görülüyor. Bu da serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. Bu da dursun. Faruk Nafız Çamlıbel 5 hececilerin içindedir. Bunlar nasıl yazıyor arkadaşlar? Hece ölçüsü ve uyak kullanıyor şiirlerinde. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar Ece Ayhan mı? Oktay Rıfat Horozcu mu? Şimdi şöyle diyelim. Ece Ayhan'ın şiirlerine baktığımızda yani ikinci yenicilerin şiirlerine baktığımızda değerli arkadaşlar şu karşımıza çıkıyor. Serbest ölçüyü kullanıyorlar. Doğru. Fakat aydın kesim hitap etmeleri, kapalı ve soyut bir anlatım benimsemeleri, imge ve söz sanatlarına önem vermeleri arkadaşlar bu parçanın Ece Ayhan'a ait olmadığını gösterir. O yüzden bunu ediyoruz. Çünkü şiire baktığımızda tamam serbest ölçüyle yazılmış fakat biz neyi görüyoruz burada? Halkın kullanmış olduğu bir dil görüyoruz. Yani herkesin anlayabildiği sözcükler kullanmıştır arkadaşlar. Özellikle süslü, şahidane bir söyleyişten kaçındığını görüyoruz. Aynı zamanda günlük sıradan konular işleniyor burada da. Bundan dolayı da bu şiir kime aittir arkadaşlar? Birinci yenicilerden yani garipçilerden olan Oktay Rıfat Horozcu'ya aittir. Genel itibariyle de şiire baktığımızda birinci yeninin genel özelliklerini göstermektedir. 10. Soru Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım. Köyü konu alan edebiyatın asıl 1954-1955 yıllarından başlayarak günümüze uzanan çizgide yetkinleştiği görülmektedir. Nokta nokta bereketli topraklar üzerinde. Arkadaşlar bu eseri kim yazmıştır? Hepinizin bildiği gibi bu eserin yazarı Orhan Kemal'dir arkadaşlar. Nokta nokta teneke demiş. Peki arkadaşlar tenekeyi kim yazmıştır? Yine hepinizin bildiği gibi Yaşar Kemal'in eseridir bu. Nokta nokta Sağır Dere adlı eserleri bu olgunlaşma döneminin örnekleridir demiş. Peki Sağır Dere'yi kim kaleme almıştır? Arkadaşlar bunu da Kemal Tahir yazmıştır. Sırasıyla demişti bize hatırlayın. Seçeneklere baktığımızda değerli arkadaşlar Kemal Tahir olmaz. Orhan Kemal olur. Kemal Tahir olmaz. Yaşar Kemal olmaz. Orhan Kemal olur. Bakın ikiye Kemal Tahir getirmiş. Bu da olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 11. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçadaki anlayış doğrultusunda eser verdiği söylenemez demiş. Bakalım. Bazı sanatçılar eserleriyle topluma yol göstermek istemiştir. Bu sanatçılar toplumsal sorunları anlatmış, bazen de sorunlara çözüm yolları üretmişlerdir. Arkadaşlar, Cahide Sıtkı Tarancı Dursun. Tevfik Fikret. Dursun. Orhan Kemal. Orhan Kemal'i biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Toplumcu gerçekçilerin içerisinde görüyoruz. E dolayısıyla bunlar ne yapmışlardır? Toplumsal konuları işlemişlerdir. O yüzden D seçeneğini elemiş olduk. Peki Aziz Nesin? Aziz Nesin'i de toplumcu gerçekçiler içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla bu da toplumsal sorunları dile getirmiştir. Bunu da elemiş olduk. Peki Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar? Bu da milli edebiyatın bağımsız sanatçılarından biridir. Fakat eserlerinde toplumsal konuları dile getirmiştir. Bundan dolayı biz E seçeneğini dilemiş oluruz. Peki Tevfik Fikret? Arkadaşlar Tevfik Fikret 1901 yılına kadar bireysel konular işlemiştir. Fakat 1901'den sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Toplumsal konulara değindiğini görüyoruz. Bundan dolayı da B seçeneğini dilemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı. Arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı da nerede yer alır? Bakın öz saf şiirin içerisinde yer alır. Öz saf şiirin genel prensipleri nedir? Sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Bireysel konuları işlemişlerdir. Aşk, doğa, rüya, masal gibi. İnç ahenk, ses, musiki ve şekil özelliği bunlar için önemlidir. O yüzden toplumsal konulara fazla değinmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Yukarıda verilen özelliklerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisinin ikinci yeni anlayışıyla yazıldığı söylenemez demiş. Bakalım ikinci yeni şiirinin özelliklerinden bazıları şunlardır. Alışılmamış bağdaştırmalara ve farklı söz dizimine sıkça yer verilmiştir. Sözcüklerde saptamalara giderek yeni sözcükler türetmişlerdir. İmgelere dayalı bir anlatım benimsenmiştir. Dilin bütün imkanlarını zorlayan kapalı bir anlatım benimsenmiştir ifadelerinden yola çıkarak yorulan bir şairin ayak değiştirmesi Allah Allah hey artık şarkı olacak şiirin döndermesine genç hallaçlar ve kuş bakışlı çocuklar karşılık veriyor ifadesinde. Bakın arkadaşlar şairin ayak değiştirmesi Allah Allah hey aynı zamanda genç hallaçlar ifadeleri alışılmamıştır farklı bir sözdür arkadaşlar bunlar. Yeni sözcükler türetmeye kalkmışlardır. Bundan dolayı burası ikinci yenicilere aittir. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. İçim güvercinleri okşamış gibi rahat. Sen yanımdayken ister istemez. Geniş meydanlarda akşam üstleri üst üste 3 kere deniz, 3 kere çınarlar ifadesinde ise bakın arkadaşlar içim güvercinleri okşamış ifadesini biz hemen hemen bu şiir türüyle beraber, bu akımla beraber ilk defa görüyoruz. Bundan dolayı da burada da yine ne vardır arkadaşlar? İkinci yenicinin özelliği görülmektedir. Bunu denemiş olduk. Biz işte o zaman gördük onu ve çekilen denizi. O zaman çıktık kendimizden dışarıda bir dilim ekmek gibiydi gök ifadesinde. Yine arkadaşlar bakın bir dilim ekmek gibiydi gök ifadesi fazla kullanılan ifadelerden değildir. Yani alışılmamış bağdaştırmadır. Aynı zamanda biz işte o zaman gördük onu ve çekilen denizi o zaman çıktık kendimizden ifadesindeyse yine kapalı bir anlatım var. Bundan dolayı arkadaşlar bu da ikinci yenicinin şiiridir. Bunu denemiş olduk. Çocuklar ekmek yiyorlar gibidir sesin ön düşleriyle belli belirsiz bir martı kalıyor gibidir hiç almayandan. Çünkü biz ikimizde çirkin değiliz ifadeleri de yine ikinci yeninin özelliklerini göstermektedir. Farklı bir söz dizimi vardır saptamaları vardır arkadaşlar. O yüzden alışılmamış bağdaştırmalar da kullanılmıştır. Bundan dolayı bu da ikinci yeniciye aittir arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın ifadesinde ise görmüş olduğunuz gibi herhangi bir anlamadığımız sözcük yok. Alışılmamış bağdaştırma yok arkadaşlar. Farklı bir söz dizimi yok. Anlayabildiğimiz sade açık bir dille yazılmış. Bundan dolayı bu ikinci yeni şiirine ait değildir. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir demiş. Eski Türk edebiyatında savlar uzun gözlemler ve deneyimler sonucunda söylenmiş, doğa ve insan gerçeğini yansıtan atasözleridir. Sagular bir tür ağıttır. Ölen kişinin yiğitliği, yaptığı işler, erdemi, acı bir duyguyla ortaya konur. Koşuklar ise Arkadaşlar parçaya baktığımızda savın tanımını ortaya koymuş. Ne olduğunu anlatıyor bize. Sagunun tanımını koymuş. Burada da bizden koşuğun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tanımını istiyor. Bakalım yiğitlik, aşk, doğa sevgisi gibi konular işler dursun. Türklerin toprağa bağlı bir yaşamları olmadığını anlatır. Değil. Türk dilinin Arap diliyle karşılaştırmasıyla ortaya çıkan sonucu anlatır. Yanlış ölçülü uyaklı şiirler ve dinsel temalardan söz eder. Yanlış. Sadece yiğitlik duygularını anlatır. Değil. A seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Yiğitlik, aşk, doğa sevgisi gibi konuları işler demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1956 sonrası öyküleriyle dergide görülen nokta nokta 1970'ten sonra parasız yatılı, kuşatma, ve Benim Sinemalarım adlı öykü kitaplarını ardı ardına yayımlar. Öykülerinde toplumun değişik kesimlerinden insanların güç yaşam koşulları içindeki gerçeklerini iç ve dış gözleme dayalı olarak ustaca yansıtır demiş. Arkadaşlar parasız yatılı en meşhur eserlerinden biri. Kuşatma da en meşhur eserlerinden biri. Bu eserler kime aittir? Firuzan'a aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım şiirlerinde aşk ve yalnızlık temalarını işleyen Yavuz Bülent Bakilerin şiir kitapları Yalnızlık, Dua, Seninle ve Harman adını taşımaktadır. Doğrudur arkadaşlar. Bu eserler Yavuz Bülent Bakiler'e aittir. Az için demiş olduk. Edebiyatımızın milli romantik destan şairlerine olan Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yapıtları arasında Bozkurtların Ruhu, Bozkurtların Destanı, Destanlar Burcu gibi yapıtlar vardır. Dursun. Süreyya Berfe, Günola'da kent olgusu ve sınıf bilincini ön plana çıkaran devrimci şiirler yazmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da el eledik. Behçet Necati Bile Yazdı adlı yapıtında şiirle ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiirinin yanı sıra İstanbul'u dinliyorum ve İstanbul Türküsü isimli şiirleri de garip çizgisi dışında daha çok Bireysel özlemi ve duyarlılığı dile getiren manzumelerdir demiş. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Arkadaşlar, bozkurtların ruhu, bozkurtların destanı ve destanlar burcu fazlını üstü dağlarca'nın değildir. Sizler de bozkurtlar ifadesinden nihalatsız olduğunu düşünebilirsiniz. O da değildir arkadaşlar. Bakın bu eserler kimindir? Niyazi, Yıldırım, Genç Osmanoğlu'na aittir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru bu dörtlükle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Kafiye şeması A, B, A, B biçimindedir demiş. Yani çapraz kafiye. Bakın arkadaşlar azgını, bozgunu A, A olur. Beğenmez, beğenmez. Bu da nedir arkadaşlar? B, B olur. Dolayısıyla çapraz kafiye düzenini yazılmıştır. A seçeneğini dedik? redif kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Kelimenin kökü azmak, kelimenin kökü bozmak. Şu gınılar nedir arkadaşlar? Gunular. Aynı görevde kullanılan eklerdir. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz? Redif diyoruz. Geriye kaç ses kaldı? Sadece z'ler kaldı. Z'ler de nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Beğenmez, beğenmez. Bunlar da sözcük halindeki rediflerdir. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? Anlar kaldı anlarda iki sestir arkadaşlar. İki ses benzerliği ise biz bunlara ne diyoruz? Tam kafiye diyoruz. Dolayısıyla redifin kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Edebi sanatlar dizelere çağrışım zenginliği ve çok boyutluluk katar. Arkadaşlar edebi sanatı kullanılmayan, edebi sanatı az olanı bakacağız. Alnından öperken akşam yıldızı yeşil gözlerini meftundur sandım ifadesinden alnından öperken akşam yıldızı ifadesinde ne vardır arkadaşlar? Teşhis vardır, kişileştirme yapmıştır. Söz sanatı kullanılmıştır. Bunu elemiş olduk. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Arkadaşlar, yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir derken burada ne yapıyor arkadaşlar? Abartma yapıyor, mübalağa yapıyor. O yüzden burada da söz sanatı vardır. Bunu denemiş olduk. İnsan bir yanınca kerem misali yanmalı, uykudan bile bir mahşer günü uyanmalı ifadesinde kerem ile aslının olayına değinmiş. Yani burada ne var arkadaşlar? Telmih sanatı var. Bundan dolayı burada da söz sanatı vardır. Bunu denemiş olduk. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölüm ifadesinde ise burada arkadaşlar adaktarması yani mecazı mürsel vardır. Bundan dolayı da D seçeneğini elemiş de olduk. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimeler ise kifayetsiz olduğunu. Burada söz sanatı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi yukarıda tanımlanan edebi sanatı örneklendirmez demiş. Bir olayın gerçek sebebini bir yana bırakıp onun yerine güzel bir sebep uydurma sanatına Hüsnü Talil adı verilir. Yani herhangi bir olayı güzel bir nedene bağlanma sanatıdır Hüsnü Talil. Ölüm güzel şey budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber ifadesinde. Peygamberin ölümünü neye bağlamış arkadaşlar? Ölümün güzel olmasına bağlamış. O yüzden burada Hüsnü Talil sanatı vardır. Bunu elemiş oldu. Bir an önce görülsün diye Akdeniz... Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır ifadesinde. Toroslarda ağaçların çocuk kalmasının nedeni neymiş? Arkadaşlar bir an önce Akdeniz'in görülmesi isteğiymiş. Burada da güzel bir nedene bağlama var. Bunu da eledik. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer dağdan dağa çoban çeşmesi ifadesinde ise dağdan dağa çoban çeşmesinin gezmesi nedenmiş arkadaşlar? Ateşten kızaran bir gül aramak isteğiymiş. Dolayısıyla burada olayı güzel bir nedene bağlıyor. Bunu delemiş olduk. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Dursun. Gökyüzünü boyarım her sabah. Uyanır bakarsınız ki mavi ifadesinde ise gökyüzünü her sabah neden boyuyormuş arkadaşlar? Mavi olma duygu ve düşüncesiyle bu da güzel bir nedene bağlamış oluyor. Bunu deledik. Arkadaşlar buradaki söz sanatı nedir? Tecayül arif sanatıdır arkadaşlar. Yani bilip de bilmemezlikten gelme olayıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 19. soru. Yukarıdaki numaralanmış şiirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Arkadaşlar şiirlere şöyle bir baktığımızda nedir bunlar? Hep beyit halinde yazılmış. Beyitler nerede? Divan edebiyatında görülüyor. Divan edebiyatı nazım şekillerinde görülen bir durumdur. Bundan dolayı divan edebiyatı şeklinde yazılmıştır diyebiliriz. Bu gelenekle oluşturulmuştur diyebiliriz. Seçeneklerimize bakalım. Uyak şemalarının aynı olması doğru mudur arkadaşlar? Bakalım. A, A A A A A A şeklinde kafiyelenmiş. Buna baktığımızda ise A B A A A A. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu hepsi kendi içinde kafiyeli olduğu için mesnevi şeklinde yazılmıştır. Bu da arkadaşlar gazel ya da kaside olabilir. Kafiye örgüsüne baktığımızda o yüzden uyak aynı değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 20. soru. Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Konuşmalar genellikle akademik konularda olur. Konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün sürebilir. Konuşmacı üye sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı konuyu ve çıkan sonucu dinleyicilere özetler demiş. Arkadaşlar akademik bir çalışma oldu. Ayrı salonlarda birkaç gün sürdü. 3 ile 6 arasında değişen bir üye sayısına sahip oldu. Ve oturum başkanının sonucu daha sonra özetlemesi bize bunun neyi olduğunu gösterdi arkadaşlar. Tabii ki sempozyum olduğunu gösterir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 21. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Halk anlatılarından gelen konu, yapısı, kişi yaratma, söyleyiş özelliklerini eserlerinde açıkça ve bilinçli olarak kullanan çağdaş bir meddah olarak anılan nokta nokta geniş halk kitlelerine ulaşmayı başarmış, Tanpınar'ın tespitiyle küçük insanların hayatını değiştirerek onları okumaya alıştırmıştır. Roman ve öykülerini halkı eğitmede etkin bir araç olarak görmüştür diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapan kişi kimdir? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi'dir. Hatırlayın romanlarında bile halkı eğitmek amacıyla roman akışını yer yer keserek okuyucuya bilgi verme duygu ve düşüncesindedir. Hatta sanatçı 200'e yakın eser vermiştir. Bunların hemen hemen birçoğunu bu şekilde oluşturmuştur. Hacı'yı evvel olarak bilinir arkadaşlar. ilk öğretmen olarak bilinir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçada numaralanmış yapıtlardan hangisinin konusu yanlış açıklanmıştır? Yakup Kadri, Tanzimat devrinden Cumhuriyet devrine kadar sosyal yaşayışımızın çeşitli tarihi devirlerdeki safhalarını ve sorunlarını canlandırmaya çalışmıştır. Kiralık konak, Tanzimat'tan 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş, üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişikliklerin, hüküm gecesi, İkinci meşrutiyet dönemi parti kavgalarının, Sodom ve Gomere, İstanbul'un mütareki yıllarındaki yaşayışının, Yaban, Mini Mücadele Devri Anadolu'sunun, Ankara, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleştirel bir biçimde anlatıldığı romanlardır demiş. Yanlışlık nerede arkadaşlar? Yanlışlık Ankara romanının konusunda. Konusu bu değil arkadaşlar. Yakup Kadri, Selma Hanım karakteriyle arkadaşlar özlemini duyduğu, özlemini çektiği geleceğin Ankara'sını yani Türkiye'yi anlatmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 23. soru. Yukarıdaki parçada numaralanmış sanatçılardan hangisi bilgi yanlışına yol açmıştır? Servet Funu sanatçılarından Cenab-ı Şahabettin birkaç şiirinde simgeciliğin kimi ögelerine yer vermiştir. Fecrati şairlerinden Ahmet Haşim bu edebiyat akımının temsilcisi sayılır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında da Ahmet Hamdi Tanpınar Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmetran, Ahmet Muhip Dıranas'ın kimi şiirlerinde simgeciliğin etkileri çok açık bir biçimde görülür demiş. Arkadaşlar, Nazım Hikmetran bu anlayışla mı şiirler yazmıştır? Tabii ki hayır. Nazım Hikmet'i biz nerede görürüz arkadaşlar? Toplumcu gerçekçi olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geldik. 24. soru. Yukarıda söz edilen divan edebiyatı türü ve bu türün ünlü temsilcilerinden biri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Divan edebiyatında şairlerin biyografilerini ve sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalardan örnekler veren eserlerin genel adıdır demiş. Biyografiye biz divan edebiyatında ne diyoruz arkadaşlar? Teskire diyoruz. Seçeneklere bakalım. Eledik, eledik, eledik arkadaşlar. Bunu da eledik. Doğru cevabımız nedir? Teskire ve sehibe olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.